Merhabalar. Gamzeli Sohbetler'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğum tiyatro ve sinema sanatçısı Sayın Altan Gördüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kolay gelsin. İstanbullardan geldiniz. Nasıl, soğuk mu İstanbul? Ya soğuk ama yani normal artık. Kış mevsimindeyiz. O kadar da abartılı değil. Kar bekleniyor falan diyorlar da. İzmir ama nispeten cennet her zamanki gibi. Ama bugün de çok soğuktu. Öyle mi? Bugün bayağı esiyordu. Ha, rüzgar, ben dedim evet. Acaba hani uçak sağ salim gelir mi diye çok dua ettim. Yoksa program yarım kalacak. Olur mu öyle? Yok. Olur mu? Biraz hopladık zıpladık ama normal. Kalkışta da oldu. Normal bunlar kış koşulları. Korkusu artık. Uçak korkusu falan yok herhalde. Yok o ama. O kadar alıştınız ki. Alıştım ama yani sonuçta işte havada bir şeyini seyahat ediyorsun. Kader diyorsun. Kader demiyorum da yani işte ama inince dünyanın en sağlıklı, en böyle huzurlu, en güvenli aracı indikten sonra. İndikten sonra. Tabii tabii. Allah tabii. Korusun diyorum. Bir kere hoş geldin, beni onur ettin, teşekkür ediyorum, ayaklarına sağlık. Ne demek, mutlu olduk ya. Bu arada hayırlı olsun program, kaçıncı şu bugün anda? Bugün ikinci program. Oh ne güzel. Teşekkür 200'ler ediyorum. Olsun, 300'ler olsun, tabii seyircimizin katkısıyla olacak bunlar. Evet. İzlenme evet. oranı yükselirse ki bana göre yükselecektir. Çünkü bizim bu bölge, Türkiye, tüm Türkiye'den izlenebiliyor değil mi? Şu tüm anda bizi Türkiye'den izleyenler nasıl internet izliyorlar? İnternet yayınımız var. Şu anda canlı. Canlı mı? Yayında mıyız? Yok. Öyle espriler var ya. Evet. Şimdi bugün harika muhabbetlerimiz olacak. Çünkü tiyatro var, sinema var. Instagram'da ben takip ediyorum. En büyük hayranlarınızdan birisiyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi siz diyorum ama bizim ayrıyeten bir arkadaş tabii, grubumuz tabii, var. Tabii. O yüzden sen demek istiyorum. Daha güzel olur. Tabii. Zaten bir arkadaş sohbeti gibi olacak. Seyircilerden böyle soru falan geliyor mu bu programa? Öyle bir daha formatınız var. Daha almıyorum. O acemiliği daha atamadım. Ama atınca yani programlar ilerleyince inşallah alacağız. Tamam, ama benim istersen telefonum, ben sana benim seyirci telefonum gibi alo tabii, diyeyim. Tamam peki hadi. Şimdi 1958 yılında Adana'da doğdum. Evet. 1978'de Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde girdin. Daha sonra siyasaldan tiyatroya nasıl bir oluyor, rüzgar esti? Nasıl oluyor da oluyor. Aslında benim oyunculuğa başlayışım biraz birçok böyle oyuncu gibi, birçok sporcu gibi lise yıllarında başladı. Ben İzmir Karşıyaka Erkek Lisesi mezunuyum. Şimdi Karşıyaka Lisesi olan yer. Kulakları çınlasın işte, öğretmenim bizim tam böyle ergenlik zamanımızda. Kimya öğretmenim Ayten Hocam, ellerinden öperim. Arada bir buradan görüşüyoruz. Selamlar, evet. Kimya dersinde beni sözlüye kaldırdığında işte herhalde bu sözlü sırasındaki tavırlarımı biraz tiyatral bulmuş. Ki o zaman öyle hocalarımız vardı. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Ders arasında beni müdür muavinin odasına çağırtıp dedi ki seni temsil koluna alacağız. Nasıl ya dedim. Tiyatro işte ha, dedi, ne güzel. Tabii tahtada yaptıklarını yaparsan çok başarılı olacağını inanıyorum dedi ki 1976 yılıydı. Sonra işte lise bitirmelerde falan. Sonra okulda işte güzel konuşma yarışmaları, Atatürk'ün gençliğine hitabesini okumalar falan gibi. Hatta dediler ki o zaman 9 Eylül Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Fakültesi yeni açılmış. Oraya gir falan dediler. Ben de babama söyledim hani ailenin büyüğü olarak. Babam da o zaman işte dedi ki bugün de o lafları çok duyuyoruzdur kesin, gençler. Tabii ki. Oğlum aç kalırsın dedi. Yani tiyatroyla kim karnını doyurmuş? Git dedi sen okulunu oku. Ben de siyasalı istiyordum ortaokul yıllarımdan beri. İşte yazdık. Siyasalı kazandık ama olacağın önüne geçilmiyor işte. Tabii yani bu tiyatro meşakkatli ve aşk işi. Tabii tabii yani sevmeden sadece mesleğim tiyatro oyunculuğu olsun diye yapılacak iş değil. Aslında işlerimizin çoğu öyle. Hani kimin lafıdır o? Sevdiğiniz işi yapıyorsanız ömür boyu çalışmazsınız. Çalışmazsınız bu kadar değil mi? Basittir Evet, bu hayat. Doğru. Peki o zamanlarda da var mıydı böyle mikrofonik ses? Yani telefonda yok, bile çok hoşuma yok, gidiyor onu ya. Sonradan Şarkı böyle buraya bir söylesiniz cihaz taktırdım ben. O şeyle ya ilgili bu ya. Doğuştan mı? Bu nasıl oluyor? Çünkü ben tiyatroda hocalarımız sağ olsun sesleri diyafram, mikrofonik, gırtlaktan. Yani sesi doğru yerden işte çıkarmak ve doğru yerde
tınlatmakla ilgili bir şey bu. Şey gibi örnek verelim, daha popüler kültürden. Hani futbol oynuyorsunuz. Değil mi? Futbol oynamaya başlıyorsunuz. O konuda bir yeteneğiniz olduğuna inanılıyor ve öyle bir okula giriyorsunuz. Ne gerekiyor? İşte 90 dakika 100 küsür metrelik sahada işte koşmak, bir rakiple mücadele etmek için kaslarınızı ona göre geliştiriyorsunuz. Şey, bunda da öyle. Evet. Ses eğitimi alıyorsunuz. Hı hı. Yani sesiniz güzel olabilir doğuştan getirdiniz ama o sesi doğru yerden çıkarabilmek, doğru yerden tınlatabilmek bir teknik işi. Kesinlikle. Sağ olsun ustalarımızdan onları zaten öğrendik. Zaten kelimelerin ve sözcüklerin de canlılar. Bir anlamı, bir hikayesi. Tabii ona ki, o tınıyı verebilmek de yani tiyatroda Türkçe, özellikle. Doğru Türkçe konuşmak çok önemli. Kesinlikle. Yani bizim avantajlarımızdan biri şu, bizim diyorum bizim okulumuz var biliyorsun, bir oyunculuk okulu, Akademi 35.5. Oraya geleceğim birazdan. Orada da hocalarımız, daha dün akşam bir ödül töreninde onu konuştuk. Biz öğrencilerle, genç insanlarla bu konuda ustaların bize verdiği şeyi aktarırken sürekli yenileniyoruz. Onlara bir şey anlatırken sen de çalışmak durumunda kalıyorsun. Tabii bazı ki. bilgilerini gözden geçiriyorsun. Bir de sanat, diksiyon, bunlar hep yaşayan şey, gelişen şeylerdir. Kesinlikle. Kendini sürekli geliştirmen gerekir. Orada da öğrencilerimiz bilerek veya bilmeyerek devreye giriyorlar. Harika. Ödül dedin. Ne ödül ödül çok ya? Bende ya. Onlar Evet söz evet etmedi. öyleymiş. Yok, Yani ben dün bakıyorum, vay be dedim. bir hafta 10 gün önce aradılar da Türkiye Azerbaycan Azerbaycan. Dostluk Derneği'nin bir ödül töreni var dediler. Israrla davet ettiler. Gittik baktık, işte şarkıcı arkadaşlar vardı, siyaset dünyasında insanlar vardı, iş dünyasında. İllaki. En iyi tiyatro, erkek tiyatro sanatçısı ödülünü de sağ olsunlar bendenize verdiler. Büyük bir gurur duyarak kabul ettik. Tebrik ediyorum. Zaten ödüllere doymamışsın. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü Kavak Yelleri'nde. 2010'da İsmail Cem televizyon ödüllerinde. Sadece Alışık en iyi erkek oyuncu, maşallah maşallah. Artık şey yapamıyorum. Şey tabii destan bu, gibi. Ne bileyim. Sanatçının hani beslenme kaynakları alkıştır ve yenilmektir ya, Evet. ödüller de onun böyle bir şekilde tezahürü oluyor. Sağ olsunlar, yani takdir edilmek her zaman için hoş bir şey. Ama şöyle bir durum var. Tüm sanatçıları için geçerli olmayan bir şey var sende. Ben bu huyunu çok seviyorum. Alçak gönüllülük ve büyük bir erdeme sahipsin. Ya alçak gönüllü olmak için alçak gönüllüymüş gibi davranmak da yanlış geliyor. Ben şuna inanıyorum. Ya işte fotoğraf çektirelim mi? Ünlüyken, bir ara çok popülerken televizyonda çektirelim. Hala hayır. Çok teşekkür ederim. Mesela şey diyorlar işte, geçenlerde şöyle birinden rica ettik, bizi tersledi. Ya onun tavrı olabilir. Bazen hani sıkılıyor olabilir. Bazen o yaklaşımlar rahatsız ediyor olabilir ama ben hani sonuçta yıllar önce genç arkadaşlarla oynadığımız bir dizi vardı. Başrollerden biri, Seferihisar'da çekiyoruz bunu. Fotoğraf çektirmek istediler, tersledi. Dedim ki kenara çekip yanlış yapıyorsun dedim. Ama dedi çok sıktılar ve tamam o olabilir. Bazı seyircinin yaklaşımı ay, da kötü sıktılar. ama dedim ki olaya şöyle bak. Onlarla bir etkileşim içindeyiz. Onlar seni izliyor. Onlar bizi izliyor. Yani. Hani rating dediğimiz bir şey var ya. Evet. Sonuçta tamam seyircinin böyle kuyruğuna takılmak değil ama sonuçta karşılıklı bir etkileşimdir. Bunun sonucudur bu kardeşim. Ekranlarda, beyaz perdede, sahnede yer alıyorsan tanınacaksın ve bu talepler de bu işin doğal sonucudur. Bunları da karşılamak durumdasın. Ayrıca ben bu işi yapıyorum. Tamam, ben bu işi yapıyorum. Sen de bu işi yapıyorsun. Kameraman arkadaşımız da o işi yapıyor. Herkesin bir işi var. Evet. Yani kimse kimseden bu anlamda üstün değil. Dolayısıyla da kesinlikle insan gibi davranalım. Ha, bununla da alçak gönüllükse alçak gönüllüyüz. İşte insan. Evet. Yani her meslekte, her meslek olmayan sevdiğimiz işte diyeyim. İnsan faktörü çok önemli. İnsan sevmek. Bütün ama kimin lafı o? Metron, antropos, panton. İnsan her şeyin ölçüsüdür. Evet, insan her şeyin ölçüsüdür. Çok güzel kesinlikle bir laf ya, çok güzel. Bir de yine bu, madem Latince'ye girdik, ben Latince de biliyorum sevgili seyirci. Yok, siyasalda okudum şey. Nihil humeni ame alienum puto. Çok sevdiğim bir sözcük bu. Hatta bunu bir yerlerime yazdırmayı bile düşünüyorum. Dövmeye karşıyım. Ha. İnsana dair hiçbir şey
bana yabancı değildir. Terentius söylemiş çok bunu. Güzel. Gerçekten çok. Yani insan var mı? Her şey olabilir insanın olduğu yerde. İyilik de olur, kötülük de olur. Her hani şey olur. Gibi insan, insanlığımızı kaybetmeyeceğiz. Kaybetmeyeceğiz. İnsan, aslı olan insandır. Ruhumuzu kaybetmeyeceğiz. Yani her şey olabiliriz. Kral olabiliriz, kraliçe olabiliriz, çöpçü olabiliriz. Ruhumuzu kaybettiğimiz anda bence insanlığımızı kaybediyoruz. Evet. Öyle değil mi? Peki. Sen neler yapıyorsun bu arada? Ama şair, olmadı şimdi şair, bu benim programım. Ya, çalışmadığı yerden geliyor değil mi? Senin şiirlerin de güzel yalnız. Teşekkür ben onlardan ederim. Birini... Birini okudum ve ben onu her yerde afişe ettim. Bakın benim şiirimi... Ama şiirime... yani mümkün olunca insan yararlanmalı. Güzel şeyler sadece kendimize kalmamalı. Mümkün olunca insanlara yani ulaştırmalıyız onu. Kesinlikle ama şey diyeceğim, yeni nesil şiir seviyor mu? Farkında değiller. Farkında olanlar da canla başla sarılıyorlar. Bizim okulda mesela şey vardır. Hani daha doğrusu yeni nesil şöyle bir suçlama getirmeyeyim de bir şey diyeyim yani bir tespit diyelim. Okumayı fazla sevmiyor. Hani evet. Sürat çağındayız ya işte internet çağındayız falan evet. filan. Medya. Oradan bir yerlerden buluyor. Ama bir kitap alıp o kitabın kokusu onu okuyayım ya bu adamın başka yazıları da varmış ya da bu adamın ya da bu kadının başka şiirleri varmış. Böyle bir şey yok. Onun için böyle hazır paket geliyor. Fast food. Nasıl fast food beslenme Evet, başladı? Gıda. Ha, bilgilenme de fast food oldu. Ama o da işte yanlış bir yere kayıyor. Yani varsa o potansiyel ki ben bizim gençliğimizde o potansiyelin olduğuna inanıyorum. Doğru yönlendirirseniz okuyorlar, araştırıyorlar. Bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Yani yeni neslin de onlardan haberdar olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi İstanbul'da sizin bir tiyatro akademiniz var. Evet. 35,5 Sanat Evi. Doğrudur. Niye burada yok? Burada da var, güzel okullar var. Burada da var. Benim şöyle, de diyorum. Akademi 35,5'u 2009 yılında kurduk biz. İstanbul'a 2004'te taşındık. Ki benim büyüdüğüm kentlerden biridir İstanbul. O sırada işte dizi falan çekiyorduk ama dizi tamam seni mutlu ediyor parasal anlamda işte tırnak içinde bir ün kazandırıyor ama manevi anlamda bir taraflar eksik kalıyor. Bir de bizim eğitimci geleneğimiz var Ankara Sanat Tiyatrosu'nda keza sonra ben Devlet Tiyatrosu'nda çalıştım hem yönetici hem oyuncu olarak. Okul açalım dedim. Açalım dedik. Okulun adı ne olsun, ne olsun filan derken isim annesi Vahide'dir. Vahide doğma büyüme karşı yakalı. Dedi doğduğumuz yere vefa borcumuz olsun. Adını 35,5 koyduk. Hatta şey diyorlar İzmir'in neresinde okulunuz diyenler var. Bilmiyorum ya İzmir'den de teklif edildi hani gelin burada lütfen açın Karşıyaka'da filan diye. Ama dediğim gibi İzmir'de de şey var. Bu bir de böyle baklavacı gibi değil. Yani. Burada da şubemiz var. Orada da yok. Senin bizzat derslere ticari girmen şey gerekiyor. Hani açın arada bir gelir burada görünürsünüz. O da bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Bakalım nasip ya. Nasip. İnşallah, rüzgar bizi umuyoruz. Nereye götürecek bilmiyoruz henüz. 96 yılında zaten İzmir'de yaşıyormuşsunuz. Tabii 95-2000 arası İzmir'de yaşıyordum. Evet. 2000 yılında da Devlet Tiyatrosu'ndan teklif alınca orada evet. Hoca öğretim Ankara'ya gittik olarak işte. Evet. Ankara'ya gittiniz. Vahide Hanım'la görüşüyorsunuz hala. Alize adında bir çok tabii, güzel kızınız var. Evet, Allah bağışlasın. Evet. Allah Vahide ile tabii ki görüşüyoruz. Vahide yani ben her zaman şeyi söylüyorum. Bir şey bitebilir ama asıl olan o arkadaşlık şey hiçbir zaman bitmez. Onu korumamız lazım. Hayata diyalektik bakmak lazım. Evet yani birliktelikler sona erebilir ama temel bazı şeyler vardır. Onları korumak lazım. Biz de onu koruduk. Gayet iyi arkadaşız. Tabii çok sık görüşüyoruz. Şu anda mesela Adana'da dizi çekiyor. Bu gece yarısı geliyor. İşte yarın öbür gün 3 gün İstanbul'da. Cumartesi gecesi gider. O olmadığı zaman ben kızımla kalırım. Kızım benimle kalır. Yani bizim öyle bir şeyimiz yok. Zaten çocuğu olan insanlar... Çok ortak, sıkıntılı ilişkiler biliyorum. Ama her zarar, şeyi ilk başta söyledik ya Gamze. Her insan, şey insana yaraşır insan, şekilde olmalı. Kesinlikle. Yani. İnsan çok önemli. Şimdi tiyatro diyoruz. Bir sinema şeyiniz var mı? Şu aralar bir yaptığım projeniz. Bir sinema filmi yok. Bir iki şey geldi fakat ne bileyim ben çok beğenmedim.
İlla bir şeyin içinde olsun diye bir derdimiz de yok. Hani kendime göre bir çizgi tutturduğuma inanıyorum ben hayata bakışla, sanata bakışla ilgili. İlla hani boş geçmiyorum. Zaten 5 yıldır dizi yok, televizyon dizisi yok. Geldi, Tiyatro var tiyatro şu var. anda. Şu anda evet İstanbul'da Kedi Sahne Sanatları topluluğundayım. Öyle bir teklif verdiler. Kabul ettik. Costa Cordidis adlı bir arkadaşımız yazmış. 1900'lerin başında İstanbul'da geçen, Pera'da geçen, Beyoğlu'nda geçen gerçek bir hikaye oyunlaştırılmış. Ben de orada Şık Manol adlı bir karakteri oynuyorum. Hatta böyle Şık mı kendisi? şık mı? Evet, sahiden öyle fötr şapkalı, eldivenli. Büyük ihtimalle böyle adamın takıntıları var. Hiç kimseye dokunmazmış. Evet. Hatta kavga edeceği zaman kafa atarmış falan böyle. O Kafam. şey uzun paltolar giyen rakı bardaklarının üzerinde fotoğrafı var. Öyle bir karakteri oynuyorum. Güzel gidiyor. Büyük olasılıkla İzmir'e turneye geleceğiz. Zaten geliyor. Bu ay, bu hafta sonu İstanbul'da oynuyoruz. 3-4 oyunumuz var. Sonra önümüzdeki ay Mersin, Adana, Gaziantep ve İstanbul oyunları var. Büyük olasılıkla Şubat'ta da İzmir'e geliriz. İzmir. Evet. Şubat'ın kaçı belli değil Belli daha. değil, belli Belli değil. değil. Aylık Olsa da program zaten belli oluyor. Şey, Çiçekçi Sokağı cinayeti. Çiçekçi Sokağı Çiçekçi cinayeti. Sokağı diye bir sokak varmış. Şimdi o sokak hala duruyor. Gittim gördüm şöyle daracık bir sokak. Yeni Çiçekçi Sokağı yapmışlar adını. Çiçek pasajı vardı bir de. Yok, Onunla ilgisi yok. onunla alakası yok Onunla efendim. ilgisi yok efendim. Bir de Şemsi Paşa pasajı var Şemsi Paşa biliyorsun. var, evet. Evet. Derslerimiz de bizi Evet. bayağı o pasaj çektiriyor. Herkes tiyatro yapabilir mi sence? Yani Hayır, şu şey hayır. biraz dedikodu yapalım, çekiştirelim istiyorum. Hayır, 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 hayır. Tiyatro zaten yapamaz. Ama şöyle bir artık şey oluştu. Hani televizyonda daha bir fazla kitleye ulaşıyorsun ya. Hı. Tiyatroyu kolay bir daha bir indirgediler. Kolay bir Ama şey gibi. televizyonla şöhret olup, yani daha önce hiç oyunculuk geçmiş olmayıp, bazı böyle uyanık yapımcılar, ya bunun bu şöhretiyle biz bu Anadolu'ya çıkarız, turne yaparız falan, aklı olan, aklı başında olan tiyatro sahnesine kendini atmıyor. O başka bir şey. Şimdi bakın ben şunu söyleyeyim seyircilerimize, kamera karşısında çok böyle derinliği olmayan işlerde herkesi oynuyormuş gibi gösterebilirsiniz. Evet, Öyle baktırırsın, öyleymiş. böyle yaparsın, hafif gülümsetirsin. Bir de başkasına seslendirtirsin ki bunun örneklerini gördük. Onu oyuncu gibi zannedebilir seyirci. Ama Öyleymiş. sahneye böyle sıcak nefeslerin olduğu 300-500 kişinin karşısına buyur dediğin zaman orada biraz istiyor. Ne istiyor? Bir şeyler istiyor yani seyircinin karşısına Şimdi bu çıkmak. sabah hazırlanırken seninle buluşmak için şöyle televizyon hep çalışır bende. Seslerden etkileniyorum. Yani ses izliyorum ben. Bir şey yaparken müzik olacak, televizyon bir Çok önemli şeyler. biri arıyor. Kim Telefon arıyor? arıyor. Vay Ben yayındayım şu anda. selam söyleyin lütfen. Tamam hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal, hoşça kal. Selam söyleyin Seyircan. Onu da bekliyorum ki. Çok ilginç. Çok ilginç. Andık arada. Evet. İyi insan lafın üstüne Evet. geliyor. İşte ben hazırlanırken televizyonda gözüm takıldı. Bir programda Nilgün Belgün Hı. hanımefendi konuk olarak çıkmış. Şimdi Asena diye bir kızımız var. Diyor ki ben diyor işte şimdi çocuğumu diyor bu sene diyor tiyatro yaptıracağım. Ama diyor söz verdim ona bir sezon Bak uslu oynasın. durursan ben seni bir oyunda bir sezon oynatırım. Şimdi Nilgün Hanım da dedi çok hoşuma gitti. Ondan onu söylemesem çatlarım. Ya dedi tiyatro dedi çocuk parkı mı? Yani her önüne gelen oğlumla ben çıkacağım oynayacağım denmesini çok abes buldular. Açıkçası ben de çok abes buldum. Şimdi ülkede bazı şeyler bozuluyor ya, yıkılıyor ya. Sanatın tanımı, tiyatro oyunculuğunun tanımı da artık ne olduğu bilinmiyor. Sorsan filan diyecekler. Buna benzer bir olay. Yıllar önce işte bir özel tiyatromuz vardı. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda. Ben de o sırada yöneticiyim. Dediler ki birinin tanıdığının tanıdığı gelecek görüşmeye. Bizden büyük bir abimiz Duyurusunu geldi. duyurusu. Geldi böyle ya dedi Altan Bey sizden bir de ricam olacak dedi. Buyurun dedim ben de hani
Ne istiyor bilmiyorum. Ya bizim oğlan var dedi. Hayta dedi işte liseyi dedi zor bitirdi dedi. Üniversiteye giremedi dedi falan dedi filan. Dedim. Bari dedi alın da oyun tiyatrocu olsun dedi. Bari alın da tiyatrocu olsun. Küfretse. Yani hayır. Hiçbir şey yapamamış çocuk hiçbir şey. Ama bunu yapar diyor herhalde adam düşünüyor. Çok ayıp. Çünkü öyle bir algı var. Çok dedim komik. Ki. Yani adama hani bütün bilgin karşındakini seni anlayabileceği kadar bir şey de söyleyemiyorsun. Ama dedim tiyatro daha zor. Ne olacak dedi. Verirsiniz kağıtları ezberler çıkar. Yandan da unutursa biri söylüyor dedi. Onu da biliyor. Hani yandan hadi sağa doğru adım at. O tarafa doğru ona bağır şimdi filan. Ya sonra onu bize yönlendirerek dedim ya senin haberin mi? Vallahi bilmiyordum böyle bir şeyle geleceğini dedi. Adam hiçbir şey olamamış bari. Bari oyuncu olsun. Çok şey. Arkadaşlar, oyunculuk, hele tiyatro oyunculuğu ciddi bir iştir. Lütfen, lütfen. Siz bizi izleyenler zaten bunun farkındasınız biliyorum. Nilgül Hanım zaten er meydanı dedi. Tiyatro er meydanıdır. Yani. Er meydanında eğer başarılı olursan. Şimdi küçümsemek için değil, televizyon şöyle bir rahatlığımız var özellikle dizi. Replikleri ezberliyoruz. Gamze Hanım sizin yakınınızdayız. 3-2-1 oyun. Konuşurken tık dilin sürçüyor değil mi? Oradan bir daha hemen alıyoruz. Hemen kesilip. Tiyatroda tekrar. Böyle bir şey yok. Tabii canım. Yani çıktığın zaman dilin sürçüyor. Ben sana örtüm falan diyorsun. Kesinlikle. Diyor. Yani orada moralini de bozmayacaksın. Oyuna devam edeceksin. Ya pardon sayın seyirciler. Bugün biraz moralim bozuk. Bazı laflarımı unutabilir. Şansımız da yok. Bana hatırlatın. Bir şey soracağım. Hiç replik unuttun mu? Yani şimdi bizim sosyal projelerde ben usta değilim. Ucundan kıyısından oynuyoruz biz de. Ama mesela unutan arkadaşlarımız oluyor şeylerde, tiyatroda. Unutabilir yani bu işin normallerinden bir şeyi. Repliğini unutabilirsin. Eğer ustaysan onu böyle bir çevirebiliyorsun. Tabii tabii hayır. Diyelim biz seninle ikili bir sahne oynuyoruz. Sen unuttun. Ben sana seyirciye belli etmeden o repliğini hatırlatmalıyım. Sen mesela bana akşam ne yapıyorsun diye sorman gerekirken unuttun replik arasında. Ben akşam bir şeyler yapalım mı seninle deyip sana hatırlatabilirim. Evet. Ya da bazı oyuncular var kötü kalpli. Böyle bekler. Karşındaki o unuttu ben unutmadım. Tabii ki. Gördünüz mü bak. Ben ama aslanlar gibi oynuyorum. Tiyatroda güven çok önemlidir. Evet. Güven hani oyuncuya, ansambl, birliktelik çok çok önemli. Tiyatro arkadaşlığı. Kesinlikle. O yüzden şimdi devlet tiyatrosunda çok güzel işler yapılıyor ama devlet tiyatrosunda tamam çoğu birbirini tanır arkadaş ama gidersin distribüsyon asılmış derler bir bakarsın. Bir oyunda sana görev verilmiş. Çoğunu tanımıyorsun. Provalar sırasında böyle bir sıcaklık kurulabilir bazen. Özel tiyatroların avantajı o yüzden. Daha çok birlikte tabii, oldukları tabii, için. Tabii ki. Yani benim oynadığım yerdeki gibi arkadaşlarımız, kankalarımız. Tabii ki bilirsin. Yani atmosferi yakalıyoruz. X genelde sahnede unutur. Mesela bazı arkadaşlarımız var unutur. Şunu diyeyim ben önceden hazırlık. Repliğini unutur, mizansenini unutur, dalgındır, antresini unutur, kuliste sohbete dalar gibi gibi birçok yani tanırsın. Hani futbolcu gibi bu sağ açıktan gitti ben ceza sahasına doğru gireyim mutlaka topu ortalayacaktır ben de gol atabilirim. Ya da bu topu ayağından kaçırabilir onun arkasında durabilirim gibi herkes birbirini tanır. Aslında da öyle olmalı. Öyle olması peki, gerekiyor. Peki var mı öyle bir anınız? Hani komik olsun, kötü olsun, iyi olsun. Ya var çok anılar vardı ama şimdi o sıcak şeyi seyirciye anlatamam ki. Yani bizim o zaman yaşadığımız şeyleri. Mesela bir abimiz vardı benim yönettiğim bir oyun 403. kilometre. Yurt dışından eski bir oyuncu uzunca bir süre yurt dışında kalmış. Tekrar Türkiye'ye gelmiş. Hoş bir karakter oynuyor. Ben hem oynuyorum hem de oyunu yönetmeliyim. Bıçak diyecek bir yerde. Bana diyecek ki senin bıçağın var mı? Diyecek. Sen niye bıçak taşıyorsun diyecek bana. Öyle bir replik. Piçak diyor. Piçak. Böyle yöresel şey. Ve ben de uyardım. Abi dedim doğrusu bıçak. Tamam dedim merak etme bu sefer söyleyeceğim. Sesi de biraz böyle ilginç bir şey. Oyun sırasında bana geliyor. O repliği söyleyecek diyor ama heyecanlanıyor. Gözü atmaya başlıyor. Sen neden bıçak taşıyorsun diyor bana. Ben her zaman bıçak taşırım beyim diyorum ben.
Replik öbür tarafa gidiyor. O sırada oyun devam ederken bana eğiliyor. Altan söyleyebildin mi? Hayır abi, hay ağzıma. Hay ağzıma ya. Yine falan. Ya seyircinin önünde. Ya böyle bir abimiz vardı. Sahnede ne dedim ben ya filan deyip sorar bize. Burada lafım vardı benim ağzımı unuttuk filan falan diye öyle espriler yapan bir abimiz vardı. Rahatmış bayağı. Çok. Çok 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 çok. Peki yıllar bu rahatlığı getiriyor sanırım. Biz de hani karşıda birlikte kahve içerken 5 dakika kaldı. Hadi hadi yapıyorum ben. Ay bir heyecan var şu anda. Ben diyorum hadi gitmemiz lazım kanala. Ya dur ya daha çok var var. Bant yapacağız bir hata olursa dur. Canlı ya canlısı. Canlı yayında mıyız? Canlı yayında mıyız? Aşk olsunuz, aşk olsunuz. Yok canım burada aile arasında sohbet ediyoruz ve seyircilerimiz de bizi izliyor. Soru varsa alabilirim ben burada benim ben Instagram'ım açık. Peki. WhatsApp'tan sormuşlar. Sormuşlar diyorlar ki Gamze Hanım. Yok öyle bir şey yok. Valla inanırım ben safımdır. Hemen atlarım. Şey diyeceğim. Peki hiçbir pişmanlığın var mı? Tiyatroda, sanatta güvendim, yamuk çıktı, şöyle çıktı. Keşke bunu yapmasaydım ya da şunu keşke oynamasaydım dediğin. Ha yok. Şimdi özel tiyatro, Ankara Sanat Tiyatrosu'na çalıştığım için ben oyunları genellikle belli bir dünya görüşü, politik bir tiyatroydu. Öyle seçilirdi. Sonra devlet tiyatrosuna girdim. Hı. Devlet tiyatrosuna memur olarak çalışıyorsun. Ama sağ olsunlar biraz da şansımın yardımıyla hep içinde bulunmaktan mutlu olduğum oyunlarda oynadım. Ha bana mesela devlet tiyatrosunda onu yaptılar. Sağ olsunlar ben hep büyük roller oynardım. Yani başroller oynardım. Yönetim değişti. Bana böyle hani şey vardır ya mızrak tutturmak. Hani ha gibi mızrakla tutulacaksa en iyisini biz tutarız dedim ben. Süper, aslanlar harikasın. Gibi mızrağımı da tuttum yani. Harikasın. Tabii tabii. Yani oyun küçümsemek, iş küçümsemek. Yok. Hayır onların o rolü bana vermesi şeydi. Hani böyle bir yıldırma politikası. Evet, ama ben ezme, mızrak yıldırma. Mı abicim mızrak. Mesleğe böyle başladık yani. Yani bu harika bir şey. Yani çok güçlü bir karaktere sahipsin. Hani bunu övmek için söylemiyorum. Gerçekten. Ama şunu soruyorum ben her zaman. Bakın ben buradayım. Soruyorum şimdi onlar bana onu yapmaya çalışanlar nerede? Tarihin çöp derekesinde yok olup gittiler. Evet. Bu kadar basit yani bu hayat. Yani dürüst davranacağız. Tabii ki. İşimizi en iyi yapacağız. Tabii ki. Yaptığın şeye inanacaksın ve iyi yapmaya çalışacaksın. Gerisi lafı güzaf. Peki çok sevdiğin böyle oynamaktan zevk aldığın bir tiyatro oyunu var mı? Var. Çok var. Yani o konuda çok çocuğum var. Örneğin Resimli Osmanlı Tarihi de evin oğlunu oynamıştım. İlk başrolüm sayılabilir. Sonra Murat Anmungan'ın Taziyesi'nde Bedirhan'ı oynamıştım. Hmm. O dünya premieriydi. O sırada Murat Anmungan da Ankara Dil Tarih'te araştırma görevlisiydi. O da provalara gelmişti. O hoş ve zor bir karakterdi. Yani oyun olarak zor bir karakterdi. Sonra Sacco ile Vanzetti. Bu gerçek bir romandan, gerçek bir şeyden alınan Bartolomeo Vanzetti karakterini oynadım. Sonra 1985'te Bir Ceza Avukatın Anıları rahmetli Faruk Erem'in, o da gerçek hukuk dosyası. Çok evet, güzel. Konu olarak. Orada 4 farklı epizod oyun vardı, kısa oyunlar vardı. Orada oynadığım karakterlerin hepsini çok sevdim. Dediğim gibi çok ayırt edemiyorum. Sonra 1991'de Nazım Hikmet'in Yolcusu'nu oynadık. Altan'la oynadığımız böyle bir perdeyi ikimiz dama oynayarak böyle şey yapıyorduk. Çok güzel bir oyun, çok sıcak bir oyundu. Rutkay abi yönetmişti. Aslında yani çoğu dediğim gibi sen doğuruyorsun ya sanatta. Hepsi senin çocuğun. Ayırt etmek istemiyorum ama onlarda o rolleri oynamak daha böyle mutlu ediyordu. Demek ki içinde sevgiliyle bir şeyler... Sevgiliyle tekrar karşılaşmak gibi her akşam oynuyorsun. Ha, tabii, o betimlemeye. Tabii. Senin bu şiir okuyuşunu çok seviyorum ben. Çoğu insan da bahsediyor zaten. O bizim yani kulakları çınlasın, öldüyse Allah rahmet eylesin. Lisede sonradan müdürlüğümüzü yapan Erol hocam, Erol Kaya. Karşıyaka erkek sesinde buradan müthiş anlıyorum. Bir sesi vardı ve bize o edebiyat kitapları lise 1 lise 2 işte Özdemir Sarıca, Nihat Sami Banarlı sonra onları ben eski kitapçıdan buldum İstanbul'da orada o divan edebiyatında o divan şiirlerini bile mükemmel okurdu hep kulağımızda o vardır o teşvik etmiştir sonra ben şiiri
edebiyatın ana fikri olarak tanımlarım. Doğru. Yani doğru. Küçümsemeyeyim, roman hani geniş bir roman, adam bazen onu bir tek dizeyle anlatıyor. Tabii, ne kadınlar sevdim zaten yoktular. Yani tabii ki şiir anlam yoğunluğu ve herkesin gönlüne göre bir yoğunluk. Ama yazamıyorum. Evet ya, niye yazamıyorsun o yazamıyorum kadar? Işte. Yazamıyorum işte. Ya işte onu da ben yazıyorum ya. Ve o zaman bir şiirini oku bakalım seyircilerimize. Şimdi çok fena bir şey yaptın şu anda. Tabii. Çünkü tabii ben... canlı yayınsa canlı yayın. Hayır, evet. Asla şiirlerimi ezberleyen bir insan değilim. Aa! Şimdi bunu niye yaptım? Bir arkadaşımız vardı, eskiden böyle turneye otobüsle gidiyoruz. Otobüs kiralanıyor falan, gidiyoruz. Şarkı söylemeyi çok seven bir arkadaştı. Bir ara böyle eğitim de almış, sonra vazgeçmiş. Şey derdi, arkasını dönüp önlerde oturuyor. Hadi bir şarkı söylesene. Ya ben söyleyemem. Sen söyle, ben de söyleyeyim. Kendi ben... başlardı. Direkt hani şarkı söyleyemeyeceği için. Güzel. Ben yani bunu gerçekten şey olsun diye söylemiyorum. Toplanıyoruz şair arkadaşlarla. Çok güzel tiyatral bir şekilde konuşmalarını yapıyorlar, şiirlerini okuyorlar. Ama ben maalesef bu şekilde şiirimi okuyor. Bir de gözler de görmüyor. Belki ezberinde de bilmiyorsun. O bilmiyorum ki yani, bir geliyorlar ben biliyorsun. Bu konuda o zaman Atoğlu yazıyorum. Abi, kulakları çınlasın. Atoğlu Behramoğlu. Yazın böyle Foça'da onunla bir araya geliyoruz, sohbet ediyoruz. Mesela onun çok bilindik şiirleri vardır. İşte ben ölürsem akşam üzeri ölürüm falan gibi. Bir de çok fazla bilinmeyen ama çok güçlü şiirleri var. Bir gün böyle güneşlenirken Duba'da böyle, Atoğlu abi dedim, sizin bir şiiriniz beni çok etkilemiş. Hangisi şekerim dedi. Dedim beyaz ipek gibi yağdı kar. Bir kız kardan hafif adımlarıyla geçti, hayal gibi. Aa dedi, ya o şiiri herkes bilmez Altancığım, sen nereden biliyorsun? Uzun bir şiir. Adam tak 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 o şiiri okudu. Okudu. Tabii ki Atoğlu abi maşallah, yani bütün şiirlerini ezbere biliyor. Yani ben, bana mı laf çarpıtıyorsun? Hayır çarp, kimi öyle. Atoldu, başka bir arkadaşım olduğunda... mesela Namık, hani... Namık vardır kuyumcu, o da şair arkadaşımız. O da bazı şiirlerini ezbere biliyor ama bazılarının okuma ihtiyacı hissediyorum demişti. Ya ben mesela ilk böyle bir şeye diyordum ki bende bir eksiklik var, anormallik var, ama baktım ki Can Yücel'de tabii ezberleyemez bir şiirden. O zaman kendime ufaktan bir şey çıkardım, pay çıkardım. Sen o miydin yüzden... o, yalnız mı mıydı yoksa? Onun şey tabi biraz böyle bir şey canım konuşması benim vardı ya. Acıyorsam sana ana mavradım olsun ama aşk olsun sana çocuk, aşk olsun. Aşk olsun. Evet. Peki hadi bize bir şiir okuyalım. Ne okuyalım? Ne var? Gündemde ne var? Ne istersen, en sevdiğin, okumaktan tad aldığın. Şimdi böyle ezber var mı yok mu değil. İçine müphem bir hal oldu. Müphem, şüpheli. Evet. Bakayım bir ezber geçeyim. Bu arada reklama giriyor muyuz? Girmiyoruz. Aa, şok. O zaman şok. Ben sen ararken ben başka şeyler de tamam, sorayım sana. Tamam. Şimdi İzmir'e dedim, tiyatro belli değil, şöyle böyle. Kızın var, kaç yaşında? Alize 94 doğumlu, 24. Alize Ocağın 10'unda, bu Ocak 10'da Macaristan'a gidiyor 2. üniversitesi için. Maşallah. Psikoloji okuyacak. İkinci, ilki evet, neydi? Rusça mütercim tercümanlık okudu. Oh, maşallah. Sonra yoga hocalığı falan yoga yapıyor. Ha, yoga, süper, tabii. Aferin. Hiç mankenlik... bahsetmedin bundan bana, yoga falan. Ne bileyim ben, o kadar benim kızım yoga yapıyor gümbede gümbe. Hayır, hani ortak konularımız var. Şey, mankenlik yaptı, yurt dışında da gitti geldi. Sonra dedi ki ülke olarak çok şey değil, kabul gören meslek evet, değil, yoksa şeydir. Şimdi modern dans yapıyor. Orada aynı zamanda bir kampanya bulmuş gideceği şehirde. Böyle ya, yatırım yapıyor kendine, sürekli bir şeyler çok yapıyor. Güzel yani, hep herkesin... öyle bir laf var ya, tek atla yola çıkılmaz. İnsan gücü varsa mümkün olduğunca kendini güçlendirmeli, kendine bir şeyleri evet, yüklemeli diye düşünüyorum. Yüklemeli. Değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdi buldun bakalım. Mu? Var ezberimde de, bir bakacağım. Acil bir şey olur, rezil rüsvan olmayalım madem canlı bu yayındayız. Bu arada şeyi kapat, uçak modunu al lütfen, telefon çalmasın o arada. Ha, öyle şeyler olur değil mi? Bip bip internetten. Peki sayın evet. Sen ne istersin mesela, kızını nerede görmek istersin? Hani onu mutlu edecek her yer beni mutlu eder.
mesleki anlamda da. Alize oyunculuk da yaptı. Beraber aynı filmde oynadık, Labirent'te oynadık. Bizim okulumuzun tiyatrosunda, çocuk tiyatrosunda oynadı, dizi yaptı. Aa, maşallah. Tabii. Donanımı Alize sağlam. Şu anda dedi bu ülkede oyunculuk sanatı dizi oyunculuğu düzeyine indirgendiği için ve o da çok uzun süre yapılacak bir şey değil. Değil. Maalesef bizim işimiz dışı seni yakar, içi beni muhabbeti var ya. Bir yandan şunu böyle bakıyorum. Zaten dizilerde de bakıyorsun öne güzel, cici, yakışıklı erkek, güzel ama kız bir süre koyuyorlar. Sonra arka nerede planda bunlar? yanda tiyatrocular, sağlam bir ekibi var. O ekip olmasa bence onlar da bir şey yapamaz gibi geliyor bana. Yani hani bu cici kız, cici erkeğin arkasında, yanında sağlam tiyatrocular var. Ne oldu? Ne gördün? Tamam, bir şeyler şey yapacağız. Şimdi Attila İlhan'ın Sen Beyaz Bir Kadınsın şiirini okumaya çalışacağım. Evet. Bakalım. Peki. Uçak modunu mu almalıyım? Ben her uçak an bir... modunu aldım. Tamam, hani... peki. Uçak modunu alıyorum. Beni aramayın lütfen. Peki. Haydi. Dinliyoruz. Müzik var mı? Şöyle bir müzik verebilir miyiz? Var mı müzik? Albinoni'nin sol minor adagiosu. Sol, yok. Peki Schubert? Telefonda var. Schubert, serenat. İnternetiniz mi yok? Nasıl internet? Görüyorsun işte, imkansızlık var ya. Durumumuz yok. Ya. Evet, durumsuzuz yok. Allah'ım ya. Peki, ben yapayım ağzımla. Peki. Evet, dinliyoruz. Asıl büyük sarhoş benim uzaktaki. Ben ki tek damla şarap içmedim. Ekmeğin beyaz, zeytinin siyah olduğunu biliyorum. Asıl büyük sarhoş benim uzaktaki. Benim kusturucu sarhoşluğum, yoksulluğum. Yüzüme bakmasan da, yağmura düşürsen de gözlerini, gözlerime bakmasan da ne kadar, o kadar aydınlığın gökyüzüme uzanıyor. Uykularımda nefesinin sıcaklığı o kadar. Hangi akşam kapımı çalan sen değilsin? Sen değil misin gizli bir kıvılcım gibi göz bebeklerimde duran? Umutsuzlandığım her akşam senin rüzgarın almıyor mu uğultulu yorgunluğumu? Yoksulluğun eşiğinde kapaklandığım zaman ellerimden sımsıkı tutmuyor mu senin iyimserliğin? Ben bu tezgahı kurdumsa senin için kurdum. Senin için dokuduğun basma ve pazen. Denizin yeşilinden süzdüğüm balık, göğün mavisinden çaldığım kuş senin için. Felsefe okudumsa, iktisat okudumsa gece yarıları, boğazım kurumuş, içim bir kalabalık. Sıcacık mısralar okuduysam Yunus'tan, senin için okudum gece yarıları. Sen beyaz bir kadınsın, gözlerin aklımdan çıkmıyor. Sen beyaz bir kadınsın, karanlıkları dinleyen uzaktaki. Sarmaşıkları duyuyor musun rüzgarda? Yorgun başını üşümüş yastığına koyuyor musun? Uyuyor musun? Teşekkür ederim. Harikasın. İşte harikasın. Böyle Attila İlhan. Yani kendi yazdığını başkasının şiirini de ezberleyebilmek bence büyük bir şey. Bu herhalde tiyatrodan gelmiş. Ezberi kuvvetli ezberim olmanın, evet, fena değil. Fena bir değil, avantajı. Peki bu şiirleri hani sevgilinle, hoşlandığın bayana falan böyle inceden. Oradan yürüyoruz tabii. Yok canım, yani bunu halkla paylaşıyoruz. Ama halkla güzel, çok güzel. Evet. Peki şöyle bir şey diyeyim. Tiyatrocu olmasaydın, yani tiyatro oyuncusu, sanatçı, zaten her şeyin, sanatın, her sanata hakimsin anladığım kadarıyla, sanatın her bölümüne. Peki ne olurdun? Hani böyle siyasetçi olurdum. Tabii siyasalda diyorsun. Okudum. Benim siyasala giriş amacım, yani ortaokul yıllarımdan beri o idealist kaymakamlar vardı. Böyle hani romanlarda okuduğumuz Yaşar Kemal'de filan. Hani kalkınmanın hala öyle olduğuna inanıyorum. Köyden başladığına inananlardanım ben. Enstitüleri diyorsun. Tabii köy enstitüleri filan 1946'da kapatılmasaydı 50'li yıllarda filan çok başka durumda olurduk. Ben hala
Böyle yani yerel Küçükten yönetici. en küçük birimden Tabii. büyük birimlere doğru bir insanın yetişmesini doğru Kesinlikle, buluyorsun. kesinlikle. O zaman bu denli köylerden kentlere göç olmayacaktı. Değil mi? Yerinde insanlar eğitilecekti, oralarda kalacaklardı. Tarımda bu kadar dışa bağımlı hale gelmeyecektik. Bu bir sonuçtur yani. Ve mutlu insanlar olacaktı. Yani Herkes... ve bizim toplum bilimi hocamız vardı, Özer Ozankaya. Onun bir kitabında şöyle diyor. Köy enstitüleri kapatıldı. Şu nedenlerden ama esas diyor bunları kapatanların en büyük korkusu burada insanlar sadece sanat veya zanaat öğrenmiyorlardı. Demokrasiyi bilen uyanık vatandaşlar oluyorlardı. Bunun olmasını istemediler diyor. Evet. Yani şimdi biliyorsun ben okumuş insan sevmem. Cahilleri yönetmek daha kolay. Koyun gibi. Sorgulamadan sadece biat eden insanlar var. Halbuki algıları açık, dünyayı algılayan bir gençlik, bir vatandaş kitlesine öyle yalanlarla, şeylerle inandıramazsın. Neyse. İnandıramazsın. O zaman ne yapalım? Gençlerimizi eğitelim, Yani lütfen okusunlar. Okusunlar okusunlar. diyoruz ama aman Hayır, yani okusunlar dediğim şu. Şimdi okuyan şey sorabilirler. Sabah böyle uçakta orada bakıyorum da bütün gazetelerde aynı başlık. anladım. Hayatın içinde dursunlar. Yaşadığımız ülkenin, dünyanın sorunlarından haberdar olsunlar. Yaşasınlar. Tabii ki haberdar olsunlar. Soruyorsun, Türkiye gündeminde ilginizi çeken bir olay. Bizim okula girerken genel kültür sınavı yapıyoruz da o gün çocuğum biri dedi ki ben ilgilenmiyorum. Nasıl ilgilenmiyorsun? Ben siyasetle ilgilenmiyorum dedi. Seni kim yönetiyor? Dedim ki bu sadece siyaset değil. Sadece şunu bil. Bu ülkede yaşıyorsun. Şu anda bu ülkenin gündeminde ne var? Ana tema ne? Bu yarın öbür gün seni de vuracak bir şekilde. Kesin Seni de onu vuracak etkileyecek. zaten. Başkası... Yani Nazım'ın şiiri mi o? Körler onları görmeseler de yıldızlar vardır. Vardır, değil mi? Yani ben ilgilenmiyorum ama o seninle ilgileniyor. Yarın öbür gün senin böyle o özgürlük alanına nüfuz edecek. Onun için yani deve kuşu olmayacağız. Açacağız, bakacağız, ona göre kendimizi geliştireceğiz, mücadele edeceğiz. Okuyalım diyoruz. Ama Evet. ne okuyacağımızı da bilelim. Öyle mi? Öyle körü körüne okumayalım. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya senden bezdim. Bir de Kitap. oluyor. Fazla okuyunca da öf keşke bu kadar bilinçli olmasaydım diyor ya insanlar. Valla ben çocukluğumdan beri çok kitap okudum. Okurdum. Gecede bir kitap bitirirdim. O yüzden kör oldum zaten. 10 numara miyopum ben. Lens var. Yoksa hayatta Sayın seni seyirciler, lens göremezdim, varmış. Lens. tanıyamazdım. Ay bu kimdi derdim. Ama ne oldu biliyor musun sonra? Yaşıtlarımdan ayrı düştüm. Yaşıtlarımdan farklılaştım ve yalnız kaldım. Bu işin biraz kötü, sıkıcı tarafı. Bana şey demeye başladılar. Çirkin ördek yavrusu. Çirkin ördek ya. Hay şey olarak Evet. benzetme Dışlanma anlamında. Evet. açısından doğru öyleydim. Çok güzeldim bir kere. Şaka yapıyorum. Ama ya Reklamlar okum sona erdi. Şimdi tekrar yayına başlıyoruz. evet. Evet. Okumanın da hani gençlerin okuması, öğrenmesi tamam popüler kültür okey her şeye açığız ama kesinlikle farkındalıkları gerekiyor bence. Sen okuyor musun? Mesela kitap sever misin? Mutlaka seversin oku. Şu anda ne okuyorsun? Şu anda iki kitap okuyorum. Sevgili arkadaşım Melis Aygen'in Marilyn'le Beş Çayı diye bir, hatta onun sunumuna da gitmiştim. Tam benim doğum günümde 1 Aralık'ta İstanbul'da yaptı. Onu okuyorum. Evvelki gün aradı. Ne diyorsun kitabım hakkında dedi. Dedim ki bitirmedim. Biraz böyle kafam şey. Bir de okulda sürekli masamda duran kitaplar vardır. İşte 10 sayfa okurum, ötekinden 5 sayfa okurum. Ama şu anda acil bitirmem gereken o Marilyn'le Beş Çayı. Çünkü Çünkü baskı ve zulüm geri dönüş görüyorum. geri Hayır dönüş lazım. çok ilginç bir kitap yazmış. Bak kıskandım şimdi. Ha. Şey, Yok bir şey kıskandım diyorum. Ne yazmış? Güzel güzel. Çift karakter iç içe geçmiş böyle Bir bilinç roman galiba, değil mi? roman ama böyle sanki neyse Marilyn'le Beş Çayı. Marilyn Monroe, Marilyn dediğimiz.
Evet. Alıyoruz, okuyoruz. Çok sinirlendim şu anda. Getirin kalemi, kağıdım, kitap yazacağım. Ha, bir de benim sürekli böyle dediğim gibi Pablo Neruda'nın işte 20 Aşk Kişi ve Umutsuz Şarkı, böyle eski kitapçıdan alınmıştır. Geçenlerde çok sevdiğim bir Ankara'dan arkadaşım, genç bir arkadaşım, sosyal medyadan tanıştım. 1958 baskısı bir kitap bulmuş. Oh. 58 tabii sağ olsun hediye olarak bana onu getirdi. Çok değerli benim için, kendisi de çok değerli. Öyle böyle özel de kitaplarım var. Onları böyle arada bir açıp şey yaparım, okurum. Bazen şey yaparım ya, dedim ya demin sahaflardan buldum. Lise 1, lise 2, lise 3 edebiyat kitabı. Onlar durur. Onun yanında Ferit Devellioğlu'nun Osmanlıca sözlüğü durur. Onun yanında Ali Püskülloğlu'nun Türkçe sözlüğü durur. Açarım. Hala aklımda, bakarım, kendimi sağlarım. Evet, o şiir hala aklımda. Divan Edebiyatı'nın, Baki'nin bir şiiri mesela. Aslında beyni diri tutmak için de güzel bir şey. Değil mi? Ya onun için yapmıyorum ama ben ya kendimi, sevdiği, kendimi yani sorguluyorum. Böyle bir yol bulmak da güzel bir şey. Zaten o ilk kitabı aldığımda o kadar heyecanlandım ki Allah'ım dedim, 1974-75'te okuduğumuz kitaplar, açtım ezberimde vardı, okudum filan. Ah dedim, hala birebir şeyi diyorlar, nasıl olur bu? O zaman ezberlemişiz işte ve arada bir tekrar ediyorum. Yine zevrakı derunum kırılıp kenara düştü. Dayanır mı şişedir bu, rehi sengsare düştü. Ne diyor? Ne diyor? Ya çok ağır şeyler. Hadi bir şiirle bitirelim. İşte kısa. Bitirdik ya. Hayır, benim anladığım bir şiirle bitirelim. O zaman Gamze okusun kendi şiirini. Hayır. Sana. Yok mu orada kitapta? Yok. Vardır, vardır bence. Vallahi, vardı. Vallahi, okuyacak gibisin. Valla okuyacak gibi değilim. Ha? Benim şiirimi sen okursan olur. Ama onu da 40 saat telefonda bulmak lazım. Şurada bir telefonum var. Alabilir miyim onu? Orada yazılı. Okur musun? Ben mi okuyacağım? Evet. Hem de. Allah'ım, hem de bu mikrofonik sesi kaçırmam. Allah Allah. Kendi reklamını yapıyor sunucumuz. Kendi şiirini okutuyor. Tutturdun şiir diye ben sana... Ben halbuki bir Orhan Veli yapacaktım seyircimize. Bakayım. Bu da aratmaz Orhan. Sen bu arada konuş. Ben bunu bir deşifre edeyim. Şimdi çalışıyor. Ben bile kendi şiirlerim çalışıyorum sayın seyirciler. O yüzden biraz bakması lazım. Ne kadar profesyonel olursa olsun. Tabii hayır. Keman çalıyorsak partisyona şöyle bir göz gezdiririz. Tabii ya. Tabii kesinlikle. Evet. Peki. Yeter artık diye bir yer varmış, soluksuz duyguyu kemiren, boşluklara sarılıp içerden seslenen anlar varmış, beklese dibi tutacak. Masallar varmış sonra, ne başlayan ne biten, bir türlü uykuyu getirmeyen. Gamze Gürel yazmış. Ben yazdım. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. İlginç bir şiir. Konuşuruz sonra, programı tamam. Bitiriyorum. Kutluyorum. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür sesine ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Umarım teşekkür izleyenler de mutlu de. Olmuştur. Çok onur ettin beni. Ne demek? Efendim, bir Gamzeli Gürel'le Gamzeli sohbetleri daha bitirmek üzereyiz. Gamzeli Gürel'li sohbetler oldu. Öyle ama. Hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın.